Resim ekrana çalışma kitabımı açtım. Gördüğünüz gibi orkide, karanfil, gül ve papatya olmak üzere 4 tane boş alanım var. Bu alanlara resim ekleyeceğiz. Hücremi seçtim. Daha sonra ekle sekmesinde resimler var. Çizimler bölmesinin içinde. Resimlere tıklıyorum. Ve resmin yolunu belirtiyorum. Masa üstümde. Orkide ekleyeceğimiz için ilk olarak orkideyi seçiyorum. Çift tıkladım. Daha sonra orkideyi aldım. Şimdi bunu sol tuşa basılı tutup sürükleyip bırakabilirim. Boyutunu değiştirmek için şu gördüğünüz yuvarlak işaretleri kullanabilirim. Ctrl Z dedim. Tekrar Ctrl Z, Ctrl Z. En başa döndüm. Boyutunu gördüğünüz gibi değiştirebiliyorum. Shift tuşuna basarsam oranlar korunacaktır ki zaten artık öyle yapmışlar sanırım. Basmama da gerek yok. Ve biraz daha küçültüyorum sığsın diye. Ardından tekrar ekle diyorum, resimler diyorum ve karanfili açıyorum. Aynı şekilde yine boyutunu küçültüyorum. Sol tuşa basılı tutup sürüklüyorum. Faremin sol tuşuna bastım. İlgili alana yerleştiriyorum. Karanfili de ekledik. Daha sonra gülü ekleyelim. Gülü seçtim. Tekrar boyutunu oranlıyorum. Ve yerleştirdim. Ve son bir papatya resmimiz daha vardı. Ekle dedim, resimler dedim ve papatyayı seçiyorum. Boyutunu değiştiriyorum. Ve hizalamamı yaptıktan sonra tamamdır. Artık resimlerimiz eklendi. Şimdi çevrimiçi resim eklemeyi görelim. Yine ekle sekmesini seçtim. Çevrimiçi resimler diyorum. Ve internetten istediğimiz kadar resim arayabiliriz. Ben papatya dedim. Enter'a bastım. Buradan bir tane resim seçeceğim. Hangisini seçeyim diye bakıyorum. Papatya, papatya. Gördüğünüz resmi seçiyorum. Ve ardından ekleye tıklıyorum. Ekle dedikten sonra önce resim indirilecektir. İndiriliyor diyor. Ve resmim indirildikten sonra bu şekilde gelecektir. Şu alt kısmı istemiyorum. Lisans kısmını. Buraya tıkladım ve delete diyorum. Artık resmim silinecektir. Bu resmin boyutunu biraz küçülteyim şöyle. Daha rahat görün. Boyutunu küçülttüm. Bu resmi alıp istediğim gibi çevirebilirim, oynatabilirim. Shift tuşuna basılı tutarsam 45 derecelik açılarla değişecektir. Gördüğünüz gibi daha oranlı bir şekilde. Shift tuşunu, sol shift tuşuna şu an basılı tutuyorum. Hani basmazsam şu şekilde ayarlıdır. Bunu düzleştirmeye çalışmakla geçireceğim zamanımı. Bunun yerine shift tuşuna basılı tuttum. Sol shift tuşuna. Ve tam olarak yatayda hizaladım. Aynı zamanda biçim sekmesi var yukarıda gördüğünüz. Resmi seçtikten sonra biçim sekmesi etkinleşecektir. Buradan bir düzeltme yapabilirim. Parlaklığını azaltıp artırabilirim. Netleştirip bulanıklaştırabilirim. Ya da renklerini değiştirebilirim. Örneğin pop rengi verebilirim. Ctrl Z ile geri aldım. Artistik renkler kullanabilirim. Resmi sıkıştırabilirim. Bu şu işe yarar, resimleri sıkıştır. Eğer e-posta ile gönderecekseniz e-posta seçeneğini seçin. Dosya boyutunuz da buna göre küçülecektir. Eğer çok büyük bir resim kullanıyorsunuz, dosya boyutu çok büyük olan bir resminiz varsa dosyanızda, çalışma kitabınızda bunu kullanabilirsiniz. Resmi sıkıştırabilirsiniz. Ben şu an sıkıştırmıyorum. İsterseniz değerleri sıfırlayabilirsiniz. Resmi değiştirebilirsiniz. Buradan arka plan efektleri verebilirsiniz resminize. Word'de de çok fazla kullanılır bunlar. Arka plan efektleri. Kenarlık verebilirsiniz. Diğer resim efektlerini kullanabilirsiniz. Gördüğünüz biçim sekmesinde her türlü resim ayarını yapabilirsiniz. Biz şimdi arka planı kaldır diyoruz. Arka planı kaldıralım. Kaldır dedikten sonra bana korunacak alanları işaretle diyor. Tamam, korunacak alanları seçeyim. Şu alanlar korunsun diyor. Bunları seçiyorum tek tek. Evet, artık korunacak alanları belirledim.
Şurayı da seçeyim. Ben değişiklikleri koru dersem seçtiğim alanlar gidecek. Arka plan gördüğünüz gibi gözükecektir. Hatta şurası da kaldı. Burayı da kaldırayım. Arka planı kaldır. Burayı da silsin. Değişiklikleri koru diyorum. Artık arka plan tamamen saydam olacaktır. Hatta şöyle üzerine geldiğimiz zaman arka planın saydam olduğunu görebilirsiniz. Oldukça güzel bir özellik. Photoshop'ta vardır bu özellik normalde. Fakat Photoshop'tan bile daha kolay yapmışlar. Ve resmimiz üzerinde bir takım ayarlar yapmak için sağ tıklamalı. Ardından resmimizi kırpabiliriz. Stilini değiştirebiliriz. Resmi öne getir, arkaya getir. Bu da bir hizalama ayarı. Örneğin şöyle üzerine getirdim. Resmi arkaya gönder diyor. Bir arkaya göndereyim. Bir arkaya daha gönderiyorum. Gördüğünüz gibi gülün arkasına geldi. Bir arkaya daha gönder dersem artık karanfilin arkasında olacaktır. Resmi en öne getir dersem artık resmim en önde olacaktır. Bu da bir hizalama yarıdır. Resimlerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olur.